Merhaba arkadaşlar, yine bir yol videosunda beraberiz. HCX'imizde gece gündüz testlerimiz devam ediyor. Bir önceki videoda seyrettiniz gece testi. Şimdi gündüz işe giderken tekrar bir test yapıyoruz. Aynı zamanda da kanalımızdaki yorumlara kendi çapımızda ufak tefek göndermeler ve cevaplar vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda bir açıklama videosu çekmiştim ve bu videoyu baştan sona kadar seyretmeyip yüzeysel bakan arkadaşlar oldu. Bu arkadaşlar tabii kendi çaplarında kendi fikirlerini beyan ettiler. Tabii burada saygı çerçevesinde her türlü fikir ve görüşe açığız arkadaşlar. Fakat bilip bilmeden, neyin ne olduğunu bilmeden böyle langur lungur yorum yapan arkadaşlar oluyor. Şimdi mesela bir ürünü kullanıyoruz. Kullandığımız her ürün bize sponsor mu? O ürünü kullanmaktan vazgeçiyoruz, sponsorluk mu bitti? Yani böyle bir şey yok yani. Şimdi biz tamir bakım yapıyoruz atölyemizde. Binlerce ürün kullanıyoruz. Biz sadece yağ yoğurt kullanmıyoruz ki. Fren balatasından tut, lastiğinden, jantından, fren telinden, bujisinden, yani varyatöründen, bagasından, kayışından her şeyi kullanıyoruz. Peki bu kullandığımız her ürününün üreticisi veya tedarikçisi bize sponsor mu? Yani böyle bir saçmalık yok ya. Veya bir ürünü kullanmaktan vazgeçiyoruz, bunun sponsorluğu mu? Yani böyle bir şey yok. Bunu bir kere başta söyleyeyim arkadaşlar. Kimse bize sponsor olmadı, olamaz da yani. Bize sponsor olmak için önce güven gerekiyor arkadaşlar. Önce güven. Hiç kimse, yani biz güvenmediğimiz hiçbir firmanın sponsorluğunu kabul etmiyoruz. Aynı olay Brava için de geçerli. Aynı olay onlar için de geçerli. Çünkü ben bir de şunu söyleyeyim. Yani ben kullandığım ürünleri numune olarak gönderildi ve çoğu motorlara ücretsiz koyduğumuz oldu. Ha, para verip aldığımız da oldu. Faturalı girişi çıkışı oldu. Bunlar da oldu. Fakat biz hiçbir zaman için, yani biz çok zorlandık. İşte motulu, zotulu bırak, devamlı bizim ürünümüzü sat vesaire, bu şekilde teklifler geldi. Ama biz tam güven elde etmeden kesinlikle buna karar vermedik. Burada bunu açıklamaya çalışıyorum. Şimdi bir ürünü hemen piyasada durması, tutulması öyle basit bir şey değil arkadaşlar. Şimdi biz bu ürünü kullanalı bir sene olmamış ve bir sene içerisinde kendi motorlarımızda test etmişiz, kendi PCX'lerimizde, kendi arkadaş çevremizde, kendi donör motorlarımızda test etmişiz. O anki testlerde olumlu sonuçlar almışız ve bu olumlu sonuçları da sizlerle paylaştık. Biz bu olumlu sonuçları paylaşırken, bu ürün şöyle iyi böyle iyi, anzerbalı manzerbalı derken, abudumun gazları, ya yok sen ne anlıyorsun işte şu iyi bu, o ürün 5 para etmez diyen abudumun gazları şimdi çıkmış 90 derece dönüp biz işte şimdi niye iyiydi de şimdi niye kötü diyorum, ben kullanıyorum iyi, ben kullanıyorum şöyle. Yani bırakın bu işleri arkadaşlar, bırakın bu işleri. Yani ne olduğunu herkes biliyor, biz de biliyoruz. Biz burada her şeyin şeffaf olmasını istiyoruz. Yani buradaki aradığımız kriter nedir arkadaşlar? Açık ve net olacağız. Açık ve net olacağız. Üstü kapalı birbirimizi kandırmamıza gerek yok. Yani biz öyle 3 kuruş 5 kuruşla kariyerimizi 3 kuruşa 5 kuruşa satacak insan değiliz. Bunu bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler de kendi bildiği gibi biliyor. Onun için buradan bir kere daha bunu söyleme gereği duydum. Yani kendi kendinize oradan, yani gazel okumakla bir şey elde edeceğinizi zannetmeyin. Avucunuzu yalarsınız. Bunu da buradan bir kere daha söyleyeyim. Benim takipçilerim, benim sıkı takipçilerim, benim nasıl bir karaktere sahip olduğumu, ne yaptığımı herkes çok iyi biliyor. Tabii yeri geldi onları da kırdığımız oldu. Niye? Bu ürün DNA'mızı bozdu. Yani 3 kuruşluk yağ yüzünden birbirimizi kırdığımız durumlar illaki olmuştur. Ha buradan da eğer birilerinin kalbini kırdım, birilerine yani şey yaptıysam bunlardan da özür diliyorum. Yani bu kalbini kırdığım sıkı takipçilerimden de özür diliyorum burada herkesin önünde. Ha bu demek değildir ki ya bu ürün çöp, bu ürün iyi değil, aman bu ürünü ben kullandım motorum öldü. Öyle bir şey yok arkadaşlar.
Öyle bir şey, öyle olsa benzinlikten açık yağ alıyorum, ondan da bir şey olmuyor. Şimdi burada yağ olayına bir noktayı daha koyacağım ben. Anlaşılmayan içindeki cımbızla çekilecek püf noktaları söylüyorum. Şimdi ben 1000 kilometrede de 1500 kilometrede de yağımı değiştiriyorsam git benzinlikten açık yağ al kardeşim. Niye boşa 500 lira 1 lira veriyorsun? Litresi 100 lira olan yağı al kullan, ondan da bir şey olmaz yani motor. Yani bu nedir yani? 500 kilometrede de 1000 kilometrede de yağ değiştireceğim. Bir şey olur mu? Olmaz. Açık yağı kullan, ondan da bir şey olmaz. Mazot yapılan yağı kullan, ondan da bir şey olmaz. 500 kilometre dediğin nedir ya? Yağ zaten 1000 kilometrede moleküllerinden ayrılıyor. 2000 kilometrede kendine geliyor. 4000 kilometrede değişmesi gereken yağı ben 2000 kilometrede değiştirmek zorunda kalıyorum. Benim kızdığım nokta bu. Yıllar önceki videolarımı açın bakın. Yağ değişim kilometresi hakkında net ne demişim? Yani 2000 kilometrede bile yağ değiştirmeyi tavsiye etmemişim yani. 4000 kilometre demişim. Ama şimdi biz ne dedik? Her şeyin kalitesi düştü, çivisi çıktı, kalitesizleşti. Bu sadece Brava için geçerli değil. Bütün her şey için geçerli. Burada da bir sürü örnekler verdim zamanında ama insanımız ne yapıyor? Kendi bildiği gibi anlıyor. Onun için bundan sonra bana kimse gelip de motora şunu mu koyayım, bunu mu koyayım, şu markayı mı alayım, bunu mu alayım? Bunun akabinde yok hangi motor alayım, hangi motor almayayım, bunlara da artık bundan sonra cevap vermiyoruz. Madem öyle gelin böyle arkadaşlar. Videolarımızı adam akıllı seyredin, bilgi sahibi olun. Bir de bana telefon edip hala işte ustam ben şunu aldım, ben bunu aldım, iyi mi ettim, kötü mü ettim. Bunlar falan geçin abicim, bu şekilde bana gelmeyin bundan sonra. İşimize gücümüze bakamıyoruz ya, böyle bir şey var mı ya? 1000 tane, 1500 tane video çekmişiz. Açık ve net bir şekilde her şeyi gösterdiğimiz halde hala hangi yağı kullanayım, ne koyayım, hangi motoru alayım. Adam şu motor, bir motor videosu yapıyoruz, o motor işte bu niye böyle, işte ben bundan alsam iyi mi olur? Ya zaten videosunu çekmişiz, ister al ister alma. Yani bundan sonra bu şekilde gidecek arkadaşlar, kimse de kusura bakmasın. Abonelikten çıkmak isteyen varsa da hiç durmasın, hemen çıksın yani, hiç umurumda bile değil. Çünkü biz YouTube'u ticari rant için kullanmıyoruz arkadaşlar. Bilgi amaçlı kullandığımız bir platformdu. Tabi illaki ne oldu? Zıvanadan çıktı. Nasıl çıktı? O geldi şunu yap, o geldi bunu et. Yani insanlar dostlukla alışverişi birbirine karıştırmayacağız arkadaşlar. Bazı dostluklar alışverişle karıştığı zaman iki tarafta zarar görüyor. Biz tabi dostluğumuz devam edebilir bütün firmalarla ama alışverişimizde bundan sonra ne yapacağız? Şeffaf olacağız. Herkes net olacak arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Yani sen, biz orada bazı şeyleri gösterdik. Niye gösterdik? Sizlerden gelen talepler üzerine. Biz bu yağ iyi, bu şöyle, bu böyle derken günlük 50 kişi, 100 kişi mesaj attı, telefon etti. Ustam işte sen şöyle, sen böyle, sen şunu bilmiyorsun, yok bidonun üstünde Türkçe yazmıyor vesaire. Ve baktım gerçek, yani çoğu da gerçek çıktı. O zaman ne yaparsın? Kendinizi benim yerime koyun yani. Bir ürünü kullanıyorsun, gerçekten iyi ama şeffaf değil. Ne yapacaksın? Şüpheyle yaklaşmayacak mısın? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu basit bir kelimeyi anlamayanlar gelişigüzel her şeyi yazabilir. Bunlar da hiç bizim umrumuzda bile değil arkadaşlar. Hani zannetmesin diğer takipçilerim de ustam bunu kafana takma falan. Zaten kafama kastan başka bir şey takmıyorum arkadaşlar. Öyle her şeyi kafama taksam handikapa girerim. Ben handikapa sokarım. Handikapa kolay kolay girmem. Bilginiz olsun. Evet, ne yapıyoruz? Yine PCX'imizde yollardayız. Bugün sohbeti biraz koyulaştırdık. Kazık fren de yapamadık. Onu da yapacağız, bunu da yapacağız diyorum. Evet, PCX'imiz şu an 400 kilometreye geçti arkadaşlar. Performans gidiş 10 numara. Dün gece testlerini yaptım. Karanlıkta pek görünmedi ama mesela Pulsar 250F vardı. İnanın arkamdan yetişemedi arkadaşlar. Kapak az geldiği halde. Hatta bir ara beni bir geçmişti ama karanlıkta göremediniz. Arka kamera yok. 180 derece kamera olsa da bir görseniz arkamdan kimler geliyor, kimler yetişemiyor. Böyle de bir durum var. Şimdi arkadaşlar Safranbolu'dan bir X-Max diyorum. Forza 250'miz gelecek. Yeni kasa. En son kasa 2024. Ona bir detaylı varyatör bakımı yapacağız. Yağ filtresi değişecek. Fırsat bulursam onun videosunda bunun peşini ekleyeceğim arkadaşlar. Tabii fırsat bulabilirsem buradan bir kere daha
ne diyorum, kanalımıza abone olalım, like atalım. Bizi beğenmeyenler gitsin abi, hiç beklemesin bile. Yani biz bir aile gibi, yani böyle büyük bir kitleyiz. Bu kitle de hep böyle akıllı, uslu insanlarla dolu. Bu insanlara biz kendimizi ispat etmek zorunda değiliz. Yaptığımız videolarda, yaptığımız işlerde zaten neyin ne olduğunu herkes kendisi biliyor. Ondan dolayı da diyorum ki arkadaşlar, tekrar evet, burada videoma son veriyorum. Çünkü kameranın düzgün bir şey yok. Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Rıfat abim hoş geldin Safranbolu'dan. Çok sağ ol, hoş bulduk. Pala Rıfat diyorlar size. Evet, doğrudur. Ama lakabınla görüntün birbirini tutuyor. Şimdi bu da önemli yani. Pala Rıfat, bıyıklar pala tabii. Olunca olay bitmiştir. Trader bıçağı gibi değil mi bıyıklar? Trader bıçağı. Forza 250 arkadaşlar. Rıfat abimi belki tanırsınız, bunun PCX'ini almıştık Safranbolu'dan. Şimdi de herhalde Forza'sını da alabiliriz. Nardo gri. Forza 250 2024 model arkadaşlar. 23-24 biliyorsunuz aynı. Detaylı bir varyatör bakımı yapacağız. Kaç binde hocam şu an bu? 11.250. 11.250 kilometrede. Yalnız çanta olmamış abi. Orijinal çantan yok mu? Sana bir orijinal çanta satalım. Oğlum ben 50 lira bulurum. Ne gerek var 20 bin lira para vereceğim ben ona? Al işte yok, buyur abi. Buyur. Başı yok. Buyur. Evet. Kaskı şuraya içeri koy. Şuraya koy. Şuraya. Bunu değişeceğim. Şey. Merhaba arkadaşlar, yine bir yol videosunda beraberiz. Evet, akşam eğer bu videodan sonra belki bir ihtimal bir canlı yayınım olabilir. Yine PCX'teyiz. Bugün de birkaç fren denemesi vesaire yapacağız. Gayet başarılı. Evet, start stop devreye girdi. Niye devreye girdi? Ona bakacağız. Çünkü aniden fren yaptık. Start stopumuz devreye girdi arkadaşlar. Şimdi motorumuz şu an 400-450 kilometreye yaklaştı. Rodajı bitmek üzere. Totalde 117-118, bakalım kaç kilometre olmuş. 118.150. 118.150'lere gelmiş arkadaşlar. Otel kilometremiz 2.3, yakıtımız hala devam ediyor. 2.3'ün üzerinde bir herhangi bir yakıt olmadı. Şimdi bir gazı fren yapıyoruz. Evet, güzel. Şimdi yeni yağan yağmurdan sonraki yol çok tehlikeli arkadaşlar. Özellikle bu diks frenlerde falan fren iyi tuttuğu için alır bir tarafa atıverir. Bunlara da dikkat ediliyor. Böyle de bir durum var. Yozgat turlarını deneyeceğiz. Yozgat turlarına bakalım nasıl çıkacağız. Tekrar orayı deneyeceğiz bugün. Tabi günlük biniyoruz. Akşam iş çıkışı, sabah işe gelirken. Bazen gece turlarımız oluyor. Motorun en azından sürücü deneyimlerini kendim yapmış oluyorum arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Bugünkü canlı yayınımda arkadaşlar soru cevap şeklinde kafanızdaki soru işaretlerini vesaireleri gidereceğiz. Mesela meyilli bir rampa. Şöyle bir roketleyelim. Normal. Gayet stabil bir şekilde çıktık. Herhangi bir zorlanma vesaire olmadı. Thank you.
bir kaza olmuştu. Otobüs ters devrilmiş falan diyorlardı. Ay gösteriyordu herhalde. Lokat kulvarı oldu mu olası sıkıntılı bir yer. Evet, bir kaza olmuş. Otobüs ters devrilmiş falan filan. Polis ekipleri falan var. Şimdi kazan aşağı gelirken burada bir değişik bir gizli buzlanma gibi bir şey oluyor muhtemelen. Tarka mı uçmuş bir şey olmuş. Dolmuşlar. Otobana bağlandığı için biraz yoğun. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Fren sistemini son bir daha denemiş olduk arkadaşlar. ABS ile beraber tümleşip geçtiğimiz zaman zank diye duruyoruz. ABS hariç durdurmaya çalışınca tabii illaki ufak tefek değişiklikler olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sistemde şöyle bir durum var. Yani biraz sabır işi. Motor yeni toplandıktan sonra 1000 kilometre sabırlı binmek gerekiyor ama insanlar heyecana kapılıyor. %50 farklılık gösterdiği için her yerde hava atıyor. Rampaydı, bayırdı, yokuştu. Yani sıfır toplanmış motor. Yani bunu normal rodaj neyse aynı o şekilde bir kısmi bir rodajı var. Yani bu rodajı kaçırmamak lazım. Bu rodajı da düzgün kullanmak lazım. Ben mesela şu an ben kullanıyorum ama temkinli kullanıyorum. Mesela son hızları her zaman her yerde denemiyorum. Mesela şimdi deneyebilirim. Burada dediğimiz olay şu, 100 kilometreye çok hızlı kat ediyorsun. Yani normalde şu araçlara yetişememen gerekirken hepsini tırpanlayıp geçiyorsun. Bak Volvo basıyor, Mercedes basıyor. Yani ne yapıyoruz? Arkasından yetişebiliyoruz. Öndeki anda yetişemezsin. Onu geçtik, bunu geçtik. Oradan bastık, buradan bastık. Evet. Ondan buradan temkasından burada şımpasına kadar. Evet. Ne oldu? İlk 100-110'u anında kat etti. Arka tarafa kalmadı. İşte biz bunu diyoruz. Bunun için yapıyoruz. Bunu kalsana döneceğiz. Gazı frene geçtiğimiz zaman da bak. Gördün mü? Ön arka tuttuğun zaman ok gibi duruyorsun. Yani bir sağa bir sola savrulma riskin yok. Daha ne desin? Bugün PCX 160'ın arka fren de ABS değil arkadaşlar. Araştırın bakın. Ön ABS, arka ABS değil. Hani diyoruz ya, PCX 160 ülkemize keşke gelse. Geldi. Arka ABS değil, bilginiz olsun. Honda arkaya ABS yapmamış. Ön ABS yapmış bak. Basıyorsun. Ön ABS devreye giriyor. Lak diye durduruyor. Demek ki bir bildiği var.
Biz de dedik ki ya arka niye ABS değil diyorduk ya. Gerek kalmıyor demek ki arka ABS'ye. Böyle bir durum var. Bunu da buradan bir kere daha sizlere iletmiş olduk. Yani burada ya işte 110'u geçmiyor, o zaman niye yaptık ki bunu? Biz hızdan çalışması yapmadık ki, o çalışma ayrı bir mesele. Bir de onu yapsan Allah razı, motor zaten zor zapt ediyoruz, acayip agresif. Aldı başını gidiyor. Şuna bak. Yani bu motorun bu gidişi normal değil ki, anormal. Bak 350 cc önümüzde gidiyor. Adam zor bela gidiyor. Biz ne yapıyoruz? Yolda araç tanımıyor, motor tanımıyor. E daha ne hızı istiyorsun ki? Zaten araçlar bile şu an hızlı gidemiyor ki. Şu anki araçların hızını katlıyorsun zaten. Kalkış hızını. 1, 2, 3, 4, 5 diye sen kadar sen uzayıp gidiyorsun. Böyle bir durum var. Ondan dolayı arkadaşlar kimse kusura bakmasın yani. Yapılan sistem mükemmel ötesi. Normal değil. Bak 250 cc gidiyor önümüzde. Anca gidiyor adam. Bassa basacak. Ama biz ne yaptık? 250'yi de arkasından yakaladık. Yani. Al. Güçse güç, toksa tok. Daha ne desin? Böyle de bir durum var yani. Daha ne diyeyim yani? Ne yapayım? A mı diyeyim? B mi diyeyim? C mi diyeyim? Evet arkadaşlar, akşam canlı yayınıma bekliyorum. Bu videodan sonra canlı yayınım olacak. Muhtemelen hepinizi bekliyorum. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Şimdi performans ve güçlendirme çalışmalarında hız olmaz arkadaşlar. Zaten yapacağı hız kaç? 105, 107. Hadi 110 de, hadi 115 de. O da nedir? Meyli aşağıdır. Ha, bu hızla ilgili istiyorsanız 140, 150 de yaptırırım. Ama ilk 100'ü böyle canlı kat edemezsin. Biz şu an asıl amacımız motordaki sönüklüğü almak. Gecikmeyi yok etmek. Bak şimdi şu motor şu rampayı çıkacak. Sırf sizin için yolumu değiştirdim bak. Bununla rampaya yukarı kapışacağız. Bununla rampaya yukarı kapışacağız. İnşallah yukarı çıkarsa ama çıkmadı lan. Çıksaydı şurada nasıl çıktığını gösterecektim. Bak şimdi siz seyredin. Şu rampa öyle bir rampa ki arabaları birinci viteste patı çektiren bir rampa. Şimdi bu rampayı giriyorum bak. Evet, rampaya bak. Rampaya bak, hizaya gel. Bir de PCX'e bakıver. Evet. Ama inince karşıdan biri gelme riski var diye gaz kestim. Gelme riski yok. Evet, rampaya veririm bak. Rampaya bak. Evet, al. 5 derece in var. 33-35 ile çıktık, al. Hadi eski halinde burayı 10 ile 15 ile zor çıkarsın. Gördün mü? Bu yani bizim yaptığımız olay bu. Katmerliyor, ikiye çarpı veriyor. Yani şu anki olayı bu. Rampayı ikiye çarpıyorsun çıkma hızını. O da ne yapıyor? Sana tatlı bir performans veriyor. O zaman senin motorun yüzü geçmese bile kimse sana yetişemiyor şehir içinde. Ha uzun yola gideceksen zaten çok hız yapacaksan bu tarz motorlara değil racinglere bineceksin veya 250 cc üzerine bineceksin. 250 cc üzeri de uzun yolda ne olur? 20 kilometre, 25 kilometre bunu tokatlar. Ama şehir içinde şu an için herhangi bir 250 cc ile aynı ayarda, hatta ondan daha seri gidiyorsun yani. Bu bilinci de unutmayalım. Bu çok önemli. Bugün bir Forza ile aynı gidersin şehir içinde. Ama uzun yolda ne olur? Forza seni tokatlar. Niye? Adam bastıkça belli bir kilometreden sonra hızlanıyor zaten. Öyle bir durum oluşur. Şu an için herhangi bir riskimiz yok. Sadece pratiklik yönünden çok rahat. Pratik. Pratik mi Carlos? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz neler yapıyoruz, neler ediyoruz. Şimdi bu kadar işin arasında
Yok işte şunu mu kullanayım, bunu mu kullanayım, yok işte şöyle oldu, böyle oldu. Yani onun için arkadaşlar zannetmeyin ki bu usta sadece motor söküyor, takıyor, başka bir iş yapmıyor. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz her şeyi test ediyoruz. Bu yedek parça olur, yağ olur, yoğurt olur, her şey olabilir. Şimdi ben mesela ne yapıyorum? Bu motorun üzerinde baga var, onu test ediyorum. Bu motorun üzerinde debriyaj var, onu test ediyorum. Bu motorun üzerindeki kayışı test ediyorum. Bu motora takmış olduğum fren balatalarını test ediyorum. Motorun amortisör süspansiyonlarını test ediyorum. Yani zannetmeyin ki ben şu an havasında geziyorum, frene basıyorum, tork gösteriyorum, rampa deniyorum. Motordaki parçaların dayanıklık testini de yapıyorum yani. Bu da çok önemli. Biz kendimizi bu şekilde geliştiriyoruz. Ondan dolayı hani diyorum ya, bir ürünü alıyoruz, bir gün test, ikinci gün test yetmiyor. Ömür boyu test ediyoruz. Yani bugün adam süte su karıştırıyor. Bilemiyorsun. Sütü aynı sütçüden alıyorsun ama bir bakıyorsun farklı ineğin sütünü getiriyor sana. Niye? Oradan buradan topluyor, karıştırıyor, koyuyor kazanın içine. Kaç litre istiyorsun? Bir litre. Karışık sütten bir litre süt veriyor. Bir ineğin sütünü vermiyor ki. Şimdi yağ yoğurt olayı da böyle. Bilemiyoruz. Onun için biz ne diyoruz? Her şeyde şeffaflık ve az bir şey güven istiyoruz. Fazla bir güven istemiyoruz. Yani güvenmediğimiz şeyde ne yapıyoruz? Diyoruz ki ha, bundan sonra içimizde şüphe var. Şunu yapmıyoruz, bunu yapmıyoruz. Bunda yani daha şeffaf ne var yani? Kim yapar bunu? Bana bir tane şunu gösterin YouTube'da vesairede. PCX 125 yeni kasa ABS'nin piston sekmanlı sibobunu, şavalını, kavalını söküp gösteren birini gösterin hadi. Yani kimin videosu var? Hadi bir tane gösterin bana. Deyin ki bu usta bir sen mi yapıyorsun? Ah 2021-24 PCX'i piston sekmanı şu diye bir tane gösterin, bir video gösterin. Düzgün bilgi yok. Bilgi kirliliği var. Ne oluyor? Biz bu bilgi kirliliklerinin içerisinde elimizden geldiği kadar size şeffaf bilgiler vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yine bir videomuzun sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımıza abone olalım, like atalım.